Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülü haberlerini görüşmelerine kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'ye alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay şirketlerine Amerika pul muamele sistemisinin çekiliş talep kılındı. Amerika Kengaş Palatası Huawei ve başka Xitay şirketlerinin Amerika pul muamele sistemisini işiltişine çekiliş hakkında kanun lahiyesi utturğa koydu. Amerika Avazı'nın 15. dekabrdaki haberde bildirilmişçe, Amerika Kengaş Palatası'nın birkaçı azası Xitay Texniki şirketi Huawei ve 5G torga münasibetli şirketlerine cezalaş, şundakla onların Amerika banka sistemisini işiltişten çekiliş hakkında kanun lahiyesi utturğa koygan. Mezkur teklif lahiyesini Kengaş Palatası Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Kengaş Palata azası Tom Cotton utturgu koygan. Bu kanun lahiyesini yine Demokratçiler Partiyası'nın Kengaş Palata azalarından Chuck Schumer, Kilis Van Hulin ve Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Kengaş Palata azası Rick Sikot katarıklar birlikte kollugan. Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Avan Palata azası Mike Gallagher Avan Palatası'daki münasip kanun çıkırış hareketine mesul buludigen. Kengaş Palata azaları Seyşembe günü birleşme bayanat elan kılıp bu haberini aşkarlıgan. Mezkur teklifte işençsiz deb qaralgan Huawei qatarlı Xitayning 5G texnika şirketlerine qattiq jazolash talep qilingandan başqa yana Xitay şirketlerinin Amerika iqtisodiga qarshi jasosluq harakati bilan shug'ullanganligi ayblangan. Teklifte yana bu Xitay şirketlerine Maliye Ministerligi yo'lga qo'ygan qora tizimga kirgizish, alohida diqqat qilinadigan davlat cheklanadigan kishilar tizimiga kirgizish talep qilingan. Bildirilishicha, bu tizimga kirgizilgan o'rin va shaxslarning hammasini Amerika terrorchida bekitgan yoki Amerika va uning ittifoqdoshlarining manfaatiga ziyon yetkazgan kishilar yoki guruhlar ekan. Xitoyning mazkur shirkat va o'rinlari bu tizimga kirgizilgandan keyin Amerikaning pul muomala sistemasidagi tijorati darhol to'xtatildi ekan. Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini qattiq sug'uqda qiynamoqda. Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharqiy Turkiston xalqini o'ldirgan nazarbat qilish, maxsus tayyorlangan atalmış ayirib qamash o'rinlariga majburiy qamab qiynash qilmishlari xalqaro jamiyatga oshkorlangan bugungi kunlarda Xitoy rejimi och qo'yganini oz deb hech qanday isinish uskunlari bo'lmagan zallarga sulab Sharqiy Turkiston xalqini sug'uqda qiynamoqda. 15 dekabr ijtimoiy uchur vositalari orqali tarqalgan bir necha sinda oshkorlanishicha Xitoy Sharqiy Turkistonning ma'lum bir viloyatida zo'r turkumdagi xalqning sharoiti intayin nachar cho'ng zalg'a er ayol cho'ng kichik demasdan qamagan. Kishilar mazkur atalmish ayirib kuzatish markaziga yuk taxlari bilan ko'chirib kelingan. Yana bir sinda rahimsizlik bilan qamalgan yuzigan kishining qattiq sug'oqda qo'shlab yutgan yipib olganligi, zalning tozalik sharoitining intayin nachar ekanligi ko'rsatilgan. İşgaliyetçi Xitay rejimi gerçi xalqaranın bismi sebeple Xitaydaki qamalını boşatgan bolsa-mı, biroq Sharqiy Turkistondaki qatta qamalını hazırgıca boşatmagan. Növette Sharqiy Turkistonning havanın qatta suqoq buluşuğa qarmay icra qılınıwatgan qamab aç quyup bastırış, hiç qandaq isinish əsləhəsi bolmagan meynet zallarga mecburi sulaş qılmışı kün süre çekidin aşqan. Şunun bilen birge Xitay Sharqiy Turkistonning her qaysi jaylarda atalmış ayırıp küzütiş merkezi namedeki lager kuruluşlarını silişine tohtatmagan. Yevropa parlamenti qaror ma'qullab Xitoyni qattiq ayibladi. Yevropa parlamenti qaror ma'qullab Xitoyning tinch qarshilik bildirmagan namoyishchilarni bostirish qilmishlarini qattiq ayibladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti 15 dekabr qaror ma'qullab Xitoy doiralarining noyabr oyining oxirida atalmish yuqumni nolga tushirish nomida yo'lga qo'ygan tadbirlarga qarshi tinch namoyish qilgan xalqqa zarba berganligini ayiblagan. Parlament a'zolari erkinlik uchun kurash qilayotgan xalqini qo'llaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yevropa parlamenti a'zolari payshanba kuni Strasburgda qaror ma'qullab Xitoy rejimining xalqning asosiy kishilik huquqiga kafolatli qilishini ve hata halda tutkun kılıngan namayışçılarını derhal koyup berişini talep kılgan. Aldıngı ayının ahırda Xitay'daki 10 neçe çoğun şehirde Xi Jinping rejimi atalmış yuqumni nolga çürüş namıda yolga koyugan kamal kılıç tedbirlerge karşı hareket partılgan. Namayışçılar bu kıtımla karşılık harekete tonca kıtım aşkar halda kompartiye istifa bersin. Xi Jinping tahtın çüsün deb şu art olgan. Parlament azaları kararda Xi Jinping 2013 yılı Mart'ta hakimiyet beşiğe çıkkandan buyan Xitay'daki kişilik hukuk vaziyeti körneliğine çarlaştı. Xalqni kanunsuz nazarat kılış, tutkun kılış bütün Xitay'da kengaydı.
Yevropa parlamenti Xitay dairelerinin fikir erkinliği, yığılış erkinliği ve akhbarat ve ictimai taratqularının erkinliğine koyulan çekilmesini qattıq ayıplaydı deb körsetken. Yevropa parlamenti yine 24 noyabr Xitay'nın qattıq qamal qilış sebeplik ölümçide yüz bergen ot apıtıda hayatıdan ayrılgalarının uyğur ikerlikini, bu hadise Xitay'nın uyğurlarına qaratqan sistemilik bastırış qilmişiga vekillik qildiganligini bildirgen. Şundaqla Xitay'nın texnika şirketleri doyum bilen tanşunun Xitay rejimi bilen hemkarlaşıp, namayışçılarının kimlik uçurlarını topluğalıqını, bu şirketler Xitay rejiminin namayışçılarını kolga ilişiğe, ya ki onlarının uçur evetişini tosuşka ya ki yerden bergeliğini bildirgen. Avrupa parlamenti yine taratqularda aşkarlanan Xitay'nın yakında Avrupa İtibakı'a əza bir kısım devletlerde atalmış çet elde turuşluk sakçı punkti kuruş kılmışıga dikkat kılıvatqalıqını, Xitay'nın mezkur punktlerini derhal takışı kereklikini bildirgen. Amerika Kengeş Palatası TikTok'ni çekleş kanununu makulladı. Amerika Kengeş Palatası Bördek Avaz bilen hükümet hizmetçilerinin hükümet üskünlerinde TikTok app detaylı işiltişini çekleş hakkıdaki kanun lahiyesini makulladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Amerika Kengeş Palatası 14. dekabr barlıq palata azalarının birde kollaşığı erişken bir kanun lahiyesini makullagan. Mezkur kanun lahiyesi de Xitay iqtidarçılıkındaki kıskasın hembeherleş app detaylı TikTok'ni hükümet üskünlerinde işiltişini çekleş talep kılıngan. Bu kanun lahiyesini oturğa koyguçı Cumhuriyetçiler Partiyasının Kengeş Palata azası Josh Hawley bulup, 2020 yılı 8. ayda aldıngı növetke Kengeş Palatası bu kanun lahiyesini birdek avaz bile makullagan. Hawley buqtın bu teklif lahiyesini kayıtıdan oturğa koygan. Bildirilişçe, bu kanun Prensi Joe Biden'ın imza koyuşu üçün evetlişten burun Avan Palatası'nın makulluğundan ötüşü kerek iken, bu növetlik Avan Palatası'nın vazife öteş müddeti kiler hepte ahalışıdıkken, TikTok Xitay şirketi iqtidarçılığındaki ictimai alaqa subsi Douyin'nin chat el nusxusu bulup, o Amerikalıq yaşlar arasında alqışqa erişken. Mezkur app detailinin Amerikadaki aylık aktif abonentleri 80 milyon iken, Muşi Heptin'in beşide bir neçe parlament azası TikTok'nun Amerika'da ticaret kılışını çekleşini planlayan kanun lahiyesini oturuğu koygan. Parlament azalarının eğitişçe, kanun lahiyesi Amerikalıkların sağlık məlumat məxbiyetlikinin Xitay'nın kuluğa çüşüp kitişinin kodaşını məqsat kıldıkken. Bu kanun lahiyesine asasen, TikTok'a oxşaş bazı çetel şirketlerinin hazırqı ya ki kılgüsüdeki ictimai alaqa şirketlerine işildip, Amerikalıklarına nazarat kılış, Amerika halkının sezgür sağlık məlumatları erişiş, ya ki teşviqat uçurlarını tarqıtış ve mezmun teşhürüşünün aldığını aldıkken. Amerika'nın yeni bir Ali Emeldarı Tayvan'ı ziyaret kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin muvakkat yardımcısı Tony Fernandez Tayvan'da ziyaretli buldu. Tayvan haber agentliğinin bildirişçe, Tony Fernandez İqtisadi Münasibet Dairesi de Tayvan'a bargan bulup, bunun Amerika Prezidenti Joe Biden 2021 yılı 1. ayda vazifeye oturduğundan bu yan, aralda ziyarette bulunan en yukarı derecelik taşkı işler emeldarı ikilikli tekitlengen. Tayvan Taşkı İşler Ministerliği bayanat ilan kılıp, Fernandez'nin ziyareti cereyanı da Xitay'nın iqtisadi bisimlerine karşı yolga koyulduğun tedbirler, təminləş zincirinin muqumluğu, bixatar energiya yutkeş, yeni həmkarlıq sahaları ve uçurlardan tən bəhrəmən buluş qatarlıq məsələlərinin müzakirə qılınğanlığını uqturğan. Amerika Avan Palatası Reisi Nancy Pelosi'nin Avgustun 5-deki Tayvan ziyareti Amerika bilen Xitay uttursu da ciddiçilik payda kılgan idi. Nancy Pelosi 25 yıldın bu yan, Xitay bilen ilgili hukukuda talaşlarını dağılmıştırıvatkan Tayvan'ı ziyaret kılgan tuncu Amerika Avan Palatası reisi bulgan idi. Aynı vaxta bu ziyaret Tayvan'ı öz ziminden bir kısmı deb car silivatkan Xitay rejiminin narazılıkını kozgan bulup, Xitay armiyası ziyaretten kin aral etrafıda herbi manevr ötküzgen idi. Pelosi'den kin nurgun palata azaları ve iştad başlıkları aralını ziyaret kılgan idi. Bosnya Gerisigovina Avrupa İttifakı'nın kandidat azalıq salayetige erişti. Avrupa İttifakı'a azad devletlerinin rehberlerinin Belgiya'nın paytaxtı Brüssel'de çağrılgan yığında, Bosnya Gerisigovina'nın bunundan tahminen 7 yıl ilgiri sunulgan Avrupa İttifakı'a azalıq iltiması muzakir kılındı. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu haqtiki xabirde kayıt kılınışça, Avrupa İttifakı rehberleri azad devletlerinin Avrupa İttifakı işlerine mesul ministerlerinin tavsiye kararını kabul kılış arkalık, Bosnya Gerisigovina'nın Avrupa İttifakı kandidat azalığı salayetine ilgi kılgan. Bosnya Gerisigovina'nın söhbet musabısını başlayışı üçün aldı bilen 14 mühim nokta deb karılıvatkan maddelerini yolga koyuşa talep kılındıken. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği bayanat elan kılıp, biz Avrupa İttifakı'nın bu kararını Bosnya Gerisigovina hem de rayonun tınışlığı ve mukumluğuna töhpe koşudu deb karayımız digen. Ondan başka Kosova'ma Avrupa İttifakı'a azalık iltimasını Avrupa İttifakı'nın Çıx Növetçi reisi bolgan Çıxı taşurgan. Amerika Merkezi Bankası üsüm üstürdü.
Amerika Merkezi Bankası üsüm nesbitini 50 asası nokta üstürüp, yıkınkı 15 yılının en yukarı seviyesi bulan 4.125-4.150 aralığına götürdü. Amerika Merkezi Bankası üsüm nesbitini aşırış kararının birdek makullanğalığını ilan kılgandan keyin, banki üsüm nesbitini 2007 yılından bu yanka en yukarı çekke götürgen buldu. Bu da 4 kıtımlık yığında üsüm nesbitini 75 nokta üstürgen Amerika Merkezi Bankası bu yıldaki ahırkı kıtımlık yığında üsüm nesbitini yukarı kütürüş sürütünü astılatkan. Xalqaro pul muamele bazarlarımı Amerika Merkezi Bankası'nın üsüm nesbitini 50 asası nokta üstürgalıqını mölçelavatkan idi. Bugünkü haberimiz Muşiyer'de ayarlaştı. Körgün Allah'a rahmet. Ertki programı da köreşkice aman bulgaysiler. Allah'a emanet.